Amfizem tedavisi için bir hastanın yapabileceği en iyi şey sigarayı bırakmaktır. Uygulanabilecek tüm tedaviler arasında hastalığın ilerlemesini engelleyecek tek şey sigara kullanımına son vermektir. Sigara kullanmak amfizeme sebep olduğu için kullanımı bırakıldığında hastalığın ilerleyip daha da kötüleşmesinin önüne geçilebilir. Yani sigara kesinlikle bırakılacak. Anlaştık mı? Gelelim ilaç tedavilerine. İlaç tedavileriyle oluşan hasar geriye çevrilemez ama belirtiler kontrol altına alınabilir. Bu tedavileri kronik ve akut olarak ikiye ayırmak istiyorum. Kronik tedaviler hastanın durumunu muhafaza edebilmesi için her gün alması gereken ilaçları kapsarken akut ise amfizemin şiddetlendiği dönemlerde uygulanabilecek tedavileri kapsar. Amfizem hastaları bir anda çok daha kötüleşebilecekleri için bu akut dönemlerde onlara destek olacak özel ilaç kombinasyonlarına ihtiyaç duyarlar. Kronik tedaviler arasında ilk olarak bronkodilatörlerden bahsedebiliriz. Bronko bronş yani solunum yolları, dilatör de genişletme anlamına gelir. Kısacası bu ilaçlar solunum yollarını genişleten ilaçlardır. Şimdi hemen bir akciğer çizimi yapayım. Solunum yolları işte bu şekilde dallanıyor. Eğer buradan bir kesit alırsak buna benzeyen bir yapı ile karşılaşırız. Burası dış kısım. Bu da içinden hava geçen kısım yani lümen. Bu yapının duvarları düz kaslarla çevrilidir. Ve düz kasları çizgili kaslarımız gibi biz kontrol edemeyiz. Ama sinir sistemimiz ve vücudumuzdaki bazı diğer koşullar bu kasların ne kadar sıkı olduklarını belirleyebilir. Düz kası da not edeyim. Bu çizimdeki düz kas son derece sıkı bir halde. Onun için de lümende ufalmış durumda. Evet işte kaslar bu şekilde kasılarak lümeni daraltabilirler. Bronkodilatörlerin yaptığı şey buradaki kasları gevşeterek lümenin genişlemesini sağlamaktır. Lümen genişlediğinde buradakine göre çok daha geniş ve içinden çok daha fazla hava geçebilen bir lümene sahip oluruz. Ha, bu arada bronkodilatör terimi genel bir terimdir ve bu grubun altında birkaç farklı ilaç bulunur. Bu kategoriye giren ilaçların ortak özellikleri solunum yollarını genişletmektir. Bahsetmek istediğim ilk bronkodilatör çeşidi beta-2 agonistler. Bu ilaçlar sempatik sinir sisteminde bulunan ve kaç ya da savaş tepkisinin bir parçası olarak solunum yollarımızı genişleten beta-2 reseptörleri üzerinde etkilidir. Ee, bu ilaçlara örnek olarak albuterolü verebiliriz. Bu arada bu kategorideki ilaçların hemen hemen hepsinin adı rol ile biter. Bu sayede onları diğerlerinden ayırt edebilirsiniz. Buna ek olarak başka bir bronkodilatör çeşidi olan Antikolinerjik ilaçlardan bahsedelim. Bu ilaçların ismindeki anti reseptörleri kapattığı ya da engellediği anlamına gelir. Her ne kadar farklı reseptörler üzerinde etkili olsa da etkileri aynıdır. Bu kategorideki ilaçların isimleri ise opyum ile biter. Bronkodilatörler ne yapıyordu? Solunum yollarını genişletiyordu, öyle değil mi? Solunum yollarının daralmasının sebebi enflamasyondu. Şimdi size bununla ilgili olan başka bir ilaç kategorisinden, lökotriyen inhibitörlerinden bahsetmek istiyorum. <laughs> ne kadar da ilginç isimler öyle değil mi? Lökotriyen, enflamasyon oluşmasına sebep olan olaylar zincirinde önemli bir rol oynar. Şimdi A'nın B'ye, B'nin C'ye, C'nin de D'ye yol açtığı bir olaylar zinciri düşünelim. Son basamağı da Lokotriyen için LT yazalım. Evet. Enflamasyonun amacı şu, en alt basamağa erişmek. Sonra da solunum yollarını daraltmak vesaire gibi şeylere sebep olmaktır. Dolayısıyla lokotriyenleri engellediğimizde mukusu azaltarak ve solunum yollarını rahatlatarak enflamasyonu da biraz yumuşatmış oluruz. Özellikle amfizemde daha fazla nötrofil ve dolayısıyla da daha fazla elastan anlamına gelen enflamasyonu lökotrinleri engelleyerek hafifletmek hastalığın kötüleşmesinin de önüne geçer. Birçok amfizem hastası bu kronik ilaçları her gün kullanır. Ama zaman zaman hastalığın şiddetlendiği ve bu telafi edici tedavilerin işe yaramamaya başladığı dönemlerde hastanın durumu çok hızlı bir şekilde kötüleşebilir. Bu durumda hastaları bir an önce eski durumlarına döndürmek için kısa vadeli tedaviler uygulanır. Bu amaçla kullanılan ilaçların ilki antibiyotiklerdir. Bu hastalar hastaneye geldiklerinde bazen çoktan enfeksiyona yakalanmış olur. Ama henüz enfeksiyona yakalanmamış olsalar bile profilaksi amaçlı yani onları daha hastalık oluşmadan koruyabilmek adına antibiyotik verilir. Antibiyotik verilmesinin sebebi amfizemin şiddetlendiği dönemde hastaların herhangi bir enfeksiyonla başa çıkabilmek kabiliyetlerinin de azalmasıdır. Vücudumuzda bir şeyler çalışmadığında ya da tıkanıklık olduğunda bunun arkasında yatan sebep çoğu zaman enfeksiyondur. Amfizemde genişleyen solunum yolları ve havanın burada sıkışıp kalması hastalığın şiddetlendiği dönemlerde bazı şeylerin daha da kötüleşmesine sebep olabilir. Yani amfizemde zaten fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir solunum sistemi vardı. Şimdi durum daha da kötüleştiğinde enfeksiyon kapma riski daha da artar. Akciğerlerde sürekli olarak bakteriler bulunur ve vücut bu bakterileri temizlemeye çalışır. Ama hastalığın şiddetlendiği dönemlerde bakterileri temizleyen mekanizmalar da çalışmadığı için hastaya antibiyotik verilir. Amfizem hastası olan birinin bir de zatürreye yakalandığını düşünebiliyor musunuz? Antibiyotikler işte bu durumu engellemek için kullanılır. Anlaştık mı? Enflamasyon söz konusu olduğunda daha da etkili tedaviler uygulanabilir ve hastalara steroid de verilebilir. Steroidler enflamasyon tedavisinde kullanılan son derece etkili ilaçlardır. A, B, C, D nokta 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 diye devam eden ve lekotriyenlere kadar uzanan olaylar zincirini şimdi bir kere daha çizeceğim. Steroidler bu zincirin daha erken halkaları üzerinde etkilidirler. Mesela C adımı diyelim. Hastalara genellikle yüksek dozda steroid verilir ve bu da zinciri bu noktada kırabilir. Bu enflamasyonu engellemek için iyi bir şeydir. Ama burada devam etmekte olan bir zincir olduğu için C'den ve D'den dallanan bağışıklık sisteminin diğer mekanizmaları artık çalışamaz duruma gelir. Tamam enflamasyon hafiflemiştir ama çalışmayan bu mekanizmalara bağlı olarak hastanın bağışıklık sistemi de zayıflamış ve işlevini tam olarak yerine getirememeye başlamıştır. Yani steroid tedavisi ne yazık ki hastaların bağışıklık sistemini de yetersiz hale getirir. Bu durumda tabii ki antibiyotikler daha da önem kazanır. Ancak steroid kullanımının hemen yapılmadığını ve bu aşamaya gelmek için uzun süre beklendiğini de bilmelisiniz. Kısacası son çare olarak steroidlere başvurulur. Steroidler hakkında bu kadar bilgi yeter. Şimdi geçelim başka bir tedavi yöntemine. Amfizem yaşandığı dönemde hasta soluk almada zorluk yaşamaya başlayıp hastaneye gelir ve soluk almada zorluk yaşayan birine oksijen verilmesi son derece mantıklıdır öyle değil mi ama özellikle amfizem vakalarında bu biraz şüpheli bir durum olduğu için yanına minik bir soru işareti koymak istiyorum. Şimdi de bunu açıklayayım. Solunum dürtüsü soluk almamızı sağlamak için vücuttaki bazı mekanizmaların birleşmesinden oluşur. Soluk alıp vermek için bu konu üzerine düşünmemize hiç gerek yok öyle değil mi? Ne de olsa beyin, sinir sistemi ve akciğerlerimiz arasındaki bu sistem sayesinde soluk alıp vermemiz otomatik bir şekilde gerçekleşiyor. Diyelim ki bu kadar oksijen almanız gerekiyor ve sonuç olarak da bu kadar karbondioksit ortaya çıkacak. Evet, soluk alıp verme sırasında bu kadar karbondioksit dışarı verilir ve bu kadar da Oksijenin içeri alınmasına ihtiyaç duyulur. Vücudumuz oksijen ve karbondioksitin bu seviyelerine göre programlanmıştır. Yani eğer kanımızdaki karbondioksit oranı artarsa beynimiz solunum yapmamızı sağlar. Kısacası normalde soluk alıp vermemizi sağlayan şey karbondioksit seviyesidir. Ama amfizem obstrüktif bir hastalık öyle değil mi? Yani bu hastaların kanındaki karbondioksit her zaman normal seviyelerin üzerinde ev vücutları da bir süre sonra bu duruma ayak uydurup kandaki bu fazla olan karbondioksit seviyesini normal kabul etmeye başlıyor. Amfizemli hastaların akciğerleri normalden daha şiş olduğu ve içeri hava almaları zorlaştığı için bu hastaların oksijen seviyeleri de normalin altındadır. Evet. Bu yeni oksijen bu da yeni karbondioksit seviyesi olsun. Karbondioksit seviyesi her zaman bu kesikli çizginin üzerinde olduğu için vücut bunu öğrenip solunum sinyalini değiştirir. Yani amfizem hastalarında soluk alma dürtüsünü sağlayan şey aslında oksijen seviyesidir. Oksijen seviyesinin bu noktada olması hastaların solunum yapmasını sağlamaya başlar ve solunum bu eksikliği tamamlamak üzere gerçekleşir. Dolayısıyla solunum dürtüsü artık karbondioksit kaynaklı değil oksijen kaynaklıdır. Başka bir deyişle bu hastaların solunuma devam edebilmeleri için sürekli olarak oksijen eksikliği konusunun farkında olmaları gerekir. Peki solunum dürtüsü oksijen seviyesine bağlı olan bir hastaya oksijen verirseniz ne olur? Oksijen seviyesi artar ve solunum dürtüsü de ortadan kaybolur. <laughs> yani son derece ironik bir şekilde bu hastalara oksijen verilmesi hastanın solunumunu durdurur. Nefes almakta zorluk yaşayan birinde görmek isteyeceğiniz en zor şey de budur öyle değil mi? Buna ek olarak amfizemli hastaların vücudu karbondioksit yüzünden farklı bir pH'a sahiptir ve oksijen verilmesi vücut kimyalarını da alt üst eder. Dolayısıyla eğer amfizemli bir hastaya oksijen verilecekse bu çok dikkatli bir şekilde yapılmalı ve hasta sürekli kontrol altında tutularak soluk alıp vermeye devam ettiğinden emin olunmalıdır. Hasta solunum dürtüsünü kaybederse maske kullanımı ile makinaların bu dürtüyü üstlenmeleri sağlanmalıdır. Bu videoda size amfizem tedavisinde kronik ya da akut olacak şekilde kullanılan ilaçlardan söz ettim ama Amfizemdeki en önemli şey hastanın gerçekten de bir an önce sigarayı bırakmasıdır. Bu amfizeme sigara yüzünden yakalandılarsa hastalığın ilerlemesini durdurur. Başka bir sebeple yakalandılarsa da geçirecekleri atakların sayısını azaltacağı ve akciğerlerin yükünü azaltacağı için hastaları kesinlikle rahatlatacak ve daha da kötüleşmelerini engelleyecektir.